Merhaba arkadaşlar. Bugün size evimizde olan 2 yıldır da güvenle kullandığımız BMW RO10 serisinin filtrelerini nasıl değiştirildiğini göstereceğiz. 7 filtreden oluşuyor ve yaklaşık 1 yıla kadar da bu filtreleri kullanabiliyorsunuz. Yani suyunun tadının değiştiğini hissettiğiniz anda bence değiştirin. Bir yıla kalmadan. Biz yaklaşık 9 aydan 9 aya değiştiriyoruz. Şimdi filtreleri de tanıtayım size bir taraftan. Biz bunu internetten satın aldık. Daha uyguna geliyor. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi burada karbon ve mineral filtreler yer alıyor. Şimdi eşim bunları yerlerine takacak. Eğer siz de bu cihazı kullanıyorsanız aynı şekilde takarak kendiniz herhangi bir ustaya ihtiyaç duymadan kullanabilirsiniz, takabilirsiniz. Evet, takmaya başlayalım. Evet, değiştirmeye başlayalım. Bu değiştirme anahtarımız, filtre anahtarımız, küçük ve büyük seri olarak. Ben genelde altlardan başlıyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu açık kasa bir cihaz. Bunun su tankı Evet. burada. Su tankının üzerindeki vanayı kapatıyorsunuz ki su yukarıdan akmasın. Bir de ana su girişindeki vanayı kapatırsanız değiştirmek daha güvenli olur. Evet, vanalar Evet. kapatılıyor. Şimdi buraya normalde bu monteli olduğu için biraz hassas davranmak lazım. Zaten anahtar görüyorsunuz. Bunun içerisine bu şekilde giriyor. Ve yukarıya doğru çıkaracağız. Ve bunu yavaşça çevirerek fazla güç uygulamadan ilk önce birinci filtreyi çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Yavaşça filtreyi gevşettik. Anahtarımızı alıyoruz. Ve altına herhangi bir ihtimale karşı yine de bir kap koyun. Çünkü Su taşabilir. su yukarıdan bir miktar dolabınızın içine akabilir. Yavaş yavaş çıkarıyoruz filtreyi. Bakalım 9 ay sonra ne hale gelmiş. İlk filtremizi çıkardık. Uy. Evet. Wow. Görüyorsunuz ki filtremizin Hali. hali bu şekilde. Bakalım çıkardıktan sonra ne olacak? Evet, bir hayli dolmuş filtre. Gördüğünüz gibi saf Gözenekleri de tutmuş. tıkanmış. Evet. Evet, birinci filtreyi söktük. Yani sıralamaya bakarsanız 3, 2, 1 diye gidiyor. Bu sediment filtre 5 amp. Şimdi sırada karbon blok filtre var. Bunu yavaşça yine tekrar gevşetiyoruz. Anahtarımızı alalım. Ve kabımız yine altında dursun. Bakalım karbon blok filtre Ne durumda? ne durumda? Su gene taştı. Altına muhakkak bir şey koyun. Mutlaka. Karbon blok filtreyi de söküyoruz. Karbon Bakın. olduğu için siyah. Yani Evet, o yüzden kendisi belki zaten de siyah. görünmüyor ne renk olduğu. Ama mutlaka Evet, pis. Gayet pis. gayet pisti. Zaten görüyorsunuz burada Sararmış. sararmış. Evet. Evet, sıra geldi bir numaralı yine 3 numarayla aynı olan sediment filtreyi sökmeye geldi. Bunu gevşettik. Muhtemelen bu da 3. filtre gibi kirli çıkacaktır. Yine yavaş bir şekilde suyu dökmeden bunu da çıkarıyoruz. Evet Wow. arkadaşlar. Aynen bahsettiğim gibi bu da artık Evet, bu da oldukça sararmış ve paf ve tutmuş. siyahlaşmış artık. Bakın orijinal rengi normalde beyazken siyah olmuş. Bu tabi içme suyunuzun kalitesine göre değişebilir. Burası da gayet kireçli. Evet. Normal yani. Evet, bu bir numaralı filtrenin dışını size şimdi göstermiştik. Asıl içini gösterelim. Maalesef ki çok kötü bir hal almış. İyi ki Tabi bu, ölmedik. tabi bu suyun suyu şu an için içiyor muyuz? Aslında içmiyoruz. Bu filtre bunu tabanında tutuyor ama
Sonuçta temiz suyla sürekli karışım halinde. Onun için siz olun. Mümkün olduğunca kısa zamanda filtrelerinizi değiştirin. Değiştirin. Hatta bir yılı Bulmayın. bulmadan. Arkadaşlar şimdi üst filtrelere geçelim. Membran ve alkalin filtrelere geçiyoruz. Evet, altta 3 tane büyük filtremiz vardı. Sediment 2 tane, bir tane karbon blok. Şimdi üstte de 4 tane membran ve alkalin filtreler var. Bu dörtlü grubu da zaten çok basit şekilde çekeceğiz. Şimdi hep beraber görelim. Evet, o zaman geçelim. Evet, 4 filtremiz burada. Şimdi burada önemli olan buradaki hortum bağlantılarını kırmadan çıkarmak. Bundan sonrasında zaten herhangi bir problem yok. Bunları tek tek göstereceğiz. Şimdi normalde hepsinin üzerinde zaten numarası var. Diğerlerinde şöyle göstereyim size. Bir numara sediment filtre. 2 numara karbon blok. 3 numara yine sediment. Burada işte 5 numara. Şu arkadaki 4 diye devam ediyor. 6 ve 7 şeklinde devam ediyor. Biz şimdi önde olan içme suyu yazan filtreden başlayacağız. Tamam. Kamerayı ben alayım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu hortumlar çok basit gelmiş gibi görünüyor ama zorlayarak bunu çıkarmaya çalışmayın. Bakın şurada küçük bir tane dil var. Bu dili aşağıya doğru bastırdığımızda bu hortum Çıkıyor. otomatik bir şekilde çıkar. Yani Evet. şu bunun kilitleme mekanizması. Onun için hortumu zorlamadan bunu aşağı doğru bastırıp hortumu çektiğinizde filtreden ayrılmış Evet, olacak. bu kısım çok önemli. Evet. Evet, ön ve arka hortum bağlantılarını söktük. Yavaşça filtremizi yerinden çıkaracağız. Bunlar zaten ayaklıklı olduğu için herhangi bir şekilde bir problem olmaz. Bu ayaklıkları tekrar çıkarıp yerine takarsınız ve filtreler burada durur. Şimdi hangisini sökmüşüz? 5 numaralı filtreyi sökmüşüz. Aktif karbon filtre. Bunların Gaş var. yönleri önemli. Yani giriş ve çıkışları önemli. Takarken de göstereceğim. Giriş ve çıkışlarına dikkat ediyoruz. Suyun girişi ve çıkışı. Evet, oklar da var zaten. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi biz yukarıdaki dörtlü grubu da söktük. Ben karışmasınlar diye yine buraya yönlerini işaretleyerek bıraktım. Çünkü hortumlar hep karışabiliyor. Siz değiştirirken hortumların üzerlerine en azından işaret koyabilirsiniz. Ben daha öncesinden işaretlediğim için şuralardan hangisinin nereye takılacağını biliyorum. Onun için yerleri karışmasın. Şimdi bu filtrelerden en alttaki en önemli filtreyi de söküyoruz. Diğerlerin içleri zaten kapalı. Bakalım bunda nasıl bir şey çıkacak. Evet, en alttaki filtreden tekrar takmaya başlıyoruz. Filtremiz bu şekilde. Bu Ters kısmı, ozmoz muydu bu? evet, ters uzun zaten makinenin özelliği. Bu alt tarafa geliyor. Contalı olan kısım üst tarafa gelecek şekilde içerisine bunu takıyoruz. Bu oturmuş. Okay. Evet, dişler önemli. Dişler çok önemli. Yoksa Tutmuyor. her türlü evet problem çıkabilir. Evet, tekrar yerine oturtuyoruz. Yani oturtmaya çalışıyoruz. Arka su giriş hortumu. Bu tanktan gelen hortum buna girecek. 2 numara. Bunu yine yavaşça dişlerinden içeriye oturtuyoruz. Bunlar üsttekilerin ayakları. Şimdi bunun bağlantısını yapalım. Evet arkadaşlar, birinci filtreyi taktık. Burada 2 ve 1 numaralı girişler var. 2 numaralı giriş yukarıya direkt çeşmeye gidiyor. 1 numaralı giriş de su almaya doğru gidiyor. Kanka. Evet. Şimdi diğerini bağlayacağız. Diğerine geçelim. Arkadaşlar, eşim filtreleri değiştirdi. Gördüğünüz gibi hepsini taktı. Normal bir yetkili servisi gelse ortalama 300 liraya değiştiriyor. İnternetten de bunu tabii uygun fiyata alıyorsunuz. Biz yaklaşık 105 liraydı herhalde, kargo dahil aldık. Ekonomik bir filtre değişimi oldu diyebilirim. Size detaylarıyla da anlatmaya çalıştık. Şöyle çıkan filtreleri de gösterdim.
Yani sonuç olarak siz de internetten alıp kendiniz filtrenizi bu şekilde değiştirebilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza da destek için abone olursanız seviniriz. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.